Hepinize kahvaltının basit toplantımıza hoş geldiniz. İyi pazarlar diliyorum öncelikle. Bu güzel güneşli bahar havasında bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum şahsım ve partim adına. Malumunuz 30 Mart 2017 tarihi itibariyle yerel seçimlerin 3. yılını tamamlamış oldu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçildiği günden beri gerek Süleymanpaşa Belediyesi'ne, gerek Büyükşehir Belediyesi'ne, özellikle ilk seçildiği günlerde malumunuz üzere Büyükşehir yapılanmasına yeni geçmiş olmamız münasebetiyle elimizden gelen desteği sağladığımıza inanıyorum. Yeni bir yapılanmadır. Bu süreci belediyemiz de yaşayarak öğrenecektir. Büyükşehir ayrımı, Teski ayrımı, Süleymanpaşa Belediyesi ayrımı düşüncesiyle biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada bugüne kadar hiçbir siyasi hedef ve amaç düşünmeden Süleymanpaşa halkımızın, kentimizin gelişmesi için, Süleymanpaşa halkımızın mutlu bir kentte hayat sürmesi için belediyemize destek olduk. Desteklerimize devam edecektir bu anlamda. Ancak geçen 3 yıl zarfında belediye ile alakalı bazı değerlendirmelerimiz oldu. Bunları siz değerli basın mensupları aracılığıyla Süleymanpaşalı hemşerilerimize paylaşmak isteriz. Toplantımızın esas amacı budur. Bunun dışında da sizlerin sorularınız olursa gerek gündemle alakalı, gerek belediye ile alakalı veya partimizle alakalı bunlara da cevap vermek mutlu olur. Geçtiğimiz meclis toplantısında belediyemizin biliyorsunuz yıllık faaliyet raporları onaylanıyor. Belediyemizin faaliyet raporu üzerinden yaptığımız bazı incelemeler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle asfalt ve parke taş çalışmaları üzerinden başlamak istiyorum. Belediyemiz kendi hedeflerine ulaşmış gözüküyor faaliyet raporlarında. Fakat burada ince bir ayrıntı var. Değerli basın mensupları, değerli hemşehrilerimiz. Yapılan asfalt ve parke taş çalışmalarının Hürriyet Mahallesi ve özellikle 100. Yıl Mahallesi ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Aldığımız seçim sandık sonuçlarına göre de incelediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy aldığı, çoğunlukta oy aldığı Hürriyet Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesi bölgeleri olduğunu görüyoruz. Burada akla şöyle bir şey geliyor. Mesela Aydoğdu Mahallesi'nde 0 asfalt çalışması. Zafer Mahallesi'nde 0. Hiç yok asfalt çalışması. Çınarlı Mahallesi'nde çok düşük, 1600 metreküp gibi çok düşük bir rakam. Parke taş çalışması yapılmış. Altınova'da 29 bin metrekare gibi bir rakam yapılmış. Buna göre 100. yılda 69 bin metrekare parke taş çalışması yapılmış. Biz burada belediyemizin yaptığı çalışmalar için kendine teşekkür ediyoruz. Ancak bundan sonraki çalışmalarında kriterlerin neyse bu kriterleri değiştirmelerini talep ediyor. Ki hakeza yapılan çalışma yapıldığı olan bölgelere de baktığımızda bugün 100. yıl ben şahsen aracımla gidemiyorum. Yani herhalde bir 4x4 araç lazım. Orada ilerlemek için, seyahat etmek için. 3 yıl geçti değerli arkadaşlar. Hep biz şundan kaçındık. Yani belediye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gerçekten dünyada da üstü bozmadan altyapıyı gerçekleştiren bir teknoloji henüz görmedik. Ama 3 yılda bir kentin hala 3 yılın sonunda yollarının bu şekilde olması gerçekten bizleri hem vicdanen yaralıyor hem de vatandaş olarak rahatsız oluyoruz. Artık yolda yürüyemez hale geldik. Prestij Caddesi buna hakeza işte açıldı, 15-20 gün faaliyet gösterdi, 15 gün sonra durumu ortada şu anda. Bu konuda belediyenin yetersiz kaldığını düşünüyorum. İkinci meselemiz, asfaltlama ile alakalı da 73 mahalleden oluşan 190 bin nüfuslu Süleymanpaşa'da belediyemizin yine kendi hazırlamış olduğu faaliyet raporuna göre biliyorsunuz bu faaliyet raporları önce hedef koyuluyor. Ondan sonra gerçekleşme oranıyla hedefteki başarı oranı alınıyor.